Düşünen genç arkadaşlarıma, genç öğretmenlere, arkadaşlarıma, talebelerime teşekkür ediyorum. Bu şenliğin ileride bir sarımsak şenliği olmasını arz ederesi Amasya Taşova Erbaa tarafından sarımsağı en çok yetiştiren bir köy olduğundan onu öyle organize etmemizi istiyorum. Hepinize hoş geldin diyorum. İyi eğlenceler. Evet, hocamızın tavsiyelerini dinleyeceğiz inşallah. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi köyler kurulur, beldeler kurulur. Arpa Deresi'nin de bir kuruluşu var. Belki çoğumuz bunu biliyoruz. Belki çoğumuz da bilmiyoruz. Bunun araştırmasını yapan sayın köyümüzden Mehmet Şimşek, abim olur kendisi. Bu konuda bir konuşma ve sizlere bir sunum sunacak. Arpa Deresi nedir? Arpa Deresi'ndeki sülaleler hangi soyadlar almışlar? Ve hangi bölgelerden buraya gelmişler? Arpa Deresi'nde sılada buluşma, ülbetten sılaya gelen gönül dostları, bu toprakta halen yaşayan büyüklerimiz, yeni doğandan en yaşlısına kadar hepinize hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. Aramızda ortak isteyip de çeşitli nedenlerden dolayı bu şenliğimize katılamayan insanlar gönülleri istese de kendileri buluyor ama diyoruz ki onlar da aramızda. Yine hasta yatağında olup da bazı sıkıntılar olup da aramızda olamayan hemşehrilerimizin, köylerimizin de burada olmalarını gönülden istiyorduk. Allah şifalar versin diyoruz. Onları da burada müşahı olarak kabul ediyoruz. Ben içinizden birisiyim. Acizane ülkemin Niğde diye bir ilimde görev yapmaktayım. Kendi adıma zaman zaman düşündüğüm oldu. Biz kimiz? Arpa Deresi kimlerden bir araya gelerek köy olmuştur? Bunun üzerinde acizane bir araştırma yaptım. Bizim köyümüz tahminen 225 yıllık bir köy. Bu köyümüzün kuruluşundan çeşitli sülaleler var. Bunlar değişik soy isimler almış. Bunlara rastlayabildik ama içerisinde bazı kayıtlara da ulaşamadık. Ulaştığım kayıtları okuyorum. Sarı Hüseyinler Şimşek ve Kılıç soyadını almışlar. Kargasayrı mevkiine gelmişler, ilk gelişleri. Ömer Kayalar Öztürk ve Önder Polat soyadını almışlar. Yapılır valla. İbiller Sönmez soyadını, Sülekler Kavak soyadını almışlar. Arpa Deresi mevkii Arılığın Böğür'den gelmişler. İlk gelişenler oraya. Bacak Sular Çağlar soyadını, Güllüler Demir soyadını almışlar. Hatta Genel Rüyün Altı Ötaşi'den gelmişler. İlk gelişenler Ötaşi. Tabi Aydın soyadı da var bu arada. Selimler Limon soyadı almışlar. İlk gelişenleri Tüfeklik Delik Tepe'nin altı. Mustafa Dağlar Köy Ağası Atalay Bolat Özselik Özdemir soyadını almışlar. Amasya'dan Tekelize'ye, Tekelize'den de şu andaki Arpa Deresi'ne gelmişler. Köçekler küçük soyadını almışlar. Tekkenin Aralık'ta ilk gelişenleri Tekkenin Aralık. Pangollar
üstün ve küçük sayıdan almışlar. Bağlı tarlaya gelmişler. İlk geliş yerleri bağlı tarla. Toplamlar fazla sayıdan almışlar. Sancıyon dibe gelmişler ilk geliş yerleri. Sünekler kalak soyadını almışlar. Tekenize'den buraya gelmişler. Türkler Özler soyadını almışlar. İsmailler Coşkun soyadını almışlar. Bunların geliş yerleri kayıtına rastlayamadım. Akçalar Bobu Aydın soyadını almışlar. Meşehirler Özler ve Korkmaz soyadını almışlar. Tekenize'den yine gelmişler. Ayrıca köyümüzün yerleşimine göçmen olarak gelen 10 kişiyle muacir tabir ettiğimiz Kamil Usta, Kamiller, Dilli diye bir amcamız gelmiş. Daha sonra Söke'ye gitmiş geri. Muacir İbrahim diye bir adam gelmiş. Yine de o göçmen olarak gelmiş. Çünkü mübadele döneminde buraya gelmişler. Bu şekilde bu bölgede yaşarken, bu söylediğim mevkilerde yaşarken Mustafa dediğimiz adam, şimdi Mustafa Bey demiyorum artık, Mustafa dediğimiz adam ilk geliş, bakın köyümüzün ilk kuruluşu Doğuzluk Deresi dediğimiz yer. Orada Arpa Deresi'nde orada yaşarken Mustafa dediğimiz dedemiz şu andaki köyümüzün en üst tarafına, suyun bol olduğu yere gelmiş. Tekerizli'deki kardeşiyle arasında münakaşa olunca bu değişik mevkilerdeki, sallardaki toplanan insanlara demiş ki siz de gelin buraya, siz de gelin, siz de gelin. Köy ağası lakabı da o şekilde kalmış. Benim elimdeki kayıtlar bunu söylüyor. Buna ilave etmek isteyen... Şimşeğim içimden geçenler bunlar, gurbete düşen halimden onlar, sırada yaşayan can dostlar, özledim sizleri, çok özledim. Saygılar sunuyorum, hayırlı eğlenceler diliyorum. Sevgili köylerim, sevgili büyüklerim, bu programımız biraz açılış amacıyla bu şekilde devam ediyor. Bizim köyümüzün bir sitesi var. Arkadaşlıköyü.com. Bu site vesilesiyle gençlerimiz İstanbul'da buluştu. Bizlere ulaştı. 2006 yılında Arkadaşlıköyü sitesini açtık. Tek bir tane fotoğrafla. Ve bir emelimiz vardı. Arkadaşlığı bir araya toplamak. Ve arkadaşlığı okulun başlaşında bir araya toplayıp bayram yapmaktı. Bu konuda bizim gençlerimiz uzun süredir çalıştı. Sizleri buraya çağırdı. Çeşitli zahmetleri vererek geldiniz. Bu gizli kahramanları sizin karşınıza davet ediyorum. Buyurun. Benim gizli kahramanlarım İstanbul'da evler dolaştı. Biz Ankara'da mümkün mertebe bütün büyüklerimiz ulaşmaya çalıştı. Emek verdik, sizleri buraya topladı. Birbirinizle tanışmak, paylaşmak için. Şimdi kardeşlerime mikrofon veriyorum. Ben Hakan Fazla. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ya bu kadar emek verdik ve bunu başardık. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli büyüklerim, sevgili hemşehrilerimiz, sayın komutanım ve misafirler. Öncelikle Arpa Deresi Köyü Büyük Duruşma adı altında bugün toplandığımız için hepinize teşekkür ediyorum. Arpa Deresi Köyü Gençlik Kolları olarak bu organizasyonda tüm görev alan arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum ve mikrofonu Recep arkadaşıma uzatıyorum. Ve
bize bütün desteğini veren Metin Polat'a ve diğer büyük abilerimize, ismi Nevzat Kavak, Nezahi Fazla, Nafız Salda, şu anda biraz heyecanlıyım, konuşamıyorum ama ismini sayamadım bütün abilerim, ellerinden öperim. Bizlere verdiği destekten dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de ben yapmak istiyorum. Sağ olsun muhtarımız ve heyetlerimiz bize tam destek verdiler. Buradan teşekkür ediyorum. Şu anda ses sistemimizin arkasında gizli kahramanımız var. Hüseyin Şimşek, o da burayı takdir ederim. Çünkü bu konuda emeği var. Ben Ahmet Şimşek'in oğlu olarak kısa kesmek ve hepinize yürekten bir hoş geldin demek istiyorum. İyi eğlenceler. Beyefendi sözlerle sizleri sıktığımızı inşallah sıkmadığımızı umuyoruz. Tabii bu akşam bizim gönlümüzde çok daha güzel programlarımız vardı. Devam edeceğiz. Fakat beni burada serbest kürsümüz olacak. Fakat Ömer hocamızı buraya davet etmek istiyorum. Hayır! Ben buraya geldim. Ali be! Tüm misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu işi organize eden gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Benim de gençlerden istediğim, beklentilerim var. Evet, herkes doğduğu köyü, büyüdüğü toprağını özlüyor. Bu sadece özlem gidermek için bu köye gelmek, den ziyade bu köye sahip çıkmak lazım çocuklar. Hepiniz, çoğunuzun babası, bu köyde büyüdü, bu köyde bu okuldan mezun oldu.
Gelirsin hadi görüşürüz. Ya gazın gibi. Motor. Aşağıda. Araba dolu değil mi? Motor. Motor. Ne gibi? Şu bölme parçalama edin. Ne yapayım? An çok zorlu bir yaylı yolundayız. Arkaya gidiyor, arka. Ay arkada sevgiler giriyor, oturuyor. Burayda. Burada drift denilen şey bu olsa gerek. Yani. Burayda. Evet, arabalar çok zorlanıyor. Al. Yol harbiden kötüymüş, hadi biz de güzel bir yol. Mehmetciğim. Ben de burada ağırlık yapıyorum. Çok çamur var ileride, yavaş gelin. Arabamızın birisi çamura saplandı. İyice basmasın da gömüldü araba. Bizde kazma vardı, kazma. Getireyim mi kazmayı? Hemen babam duruma el attı. Araba gömüldü, la kaldı. Dur bir dakika, bir dakika. Evet. Ne kadar zevkli. Mehmetciğim, nereye gidiyorsun? Şimdi biz piknik yapmaya gidiyoruz. İyi çamur atıyor, dikkat edin. Hoş geldiniz hey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İnsan gelin. Var mı? Tamam tamam, gelsinler. Daha bir tane daha varmış, bunlar olmadı. Hadi gidelim gel. Sağ ol. Çekiyoruz. Evet. Biz oraya yere gelmedik. Gelecek adamın var mı? İyi iyi, bayağı millet var.
Meslektaş, rakip. Baba. Ali. Çekiyorum, çekiyorum. Yolda kaldınız mı yoksa? Yok, kaldı da. Çekiyorum şu an. Çekiyor, çekiyor. İyi, iyi ki bayrak getirmiş, yok kimse getirmiyor. Vallahi. Bayrağı iyi getirmiş. Recai mi şimdi buranın nere oluyor? Harmancık Eylesi. Harmancık Eylesi'nde Recai. Efendim? Vallahi abi öldü artık, o göremez. Yoksa verirdik yayını da. 30 yıl oldu. 30 yıl ha? 30 yıl oldu. Vay be. 20 yıl da benim oldu. Atarız inşallah. Orası tamam mı? Garanti yok. Tamam hadi. Sen arabayı oraya çek. Yukarı mı? Ha. Ha, burayı böylece alsın. Bu tarafa gelin de. Aldı aldı. Aldı aldı. Gel buraya. Gel. Orası İyi de ben sağlıyorum, madem boş bulduk. Salla bakayım bak. Şey, şey, benimle, bu da yeğenin. Tamam. Bak bu da Hüseyin amcan. Memnun oldum tanıştığımıza. Tut elime. Tut. Böyle yap, böyle yap. Adın ne senin? Berat. Böyle yap, Berat. Bunu yap, bunu yap. Öp bakayım şuradan. Öp bakayım amca. Öp bakayım amca. Aslanım öyle. Hadi görüşürüz. Şunu yanımdan ayırma mı? Zaten peşimden ayrılmıyor. Ben de çekiyorum. Evet. Ben de çek. Seni de çekiyorum, tamam dur orada. Şimşek obası. Yaylada toplandı. Tamam mı? Evet, evet. Hadi kullanalım arabayı. Yanıyorlar mı? Hadi gel babanın yanına gidelim. Ali geldi. Seviyoruz. Güzelma. Sorma diye olmuşsun. Alemin. Neyi nasıl koyacaksın? Neye koyacaksın? Söylemiyor mu? Kendine sor. Bitti mi? Bitti mi? Şey, Eda. Eda. Burada kötü kötü. Hadi git. He? Ne? Tamam. Kendime ilk bulacağım. Tekirine ilk bulacağım. Ormanlar kralı aslan. Anne salata yapıyor annem için. Nasıl?
şey çektin. Efendim? Koyun sözleri ne? Et, et. Et mi? Koyun gri. Bağırsa. Bağırsak ne? He? Bağırsak ne? Yok yok, elim çok şey, olmaz, hayır. Evet, şeyimi bozamam, bırakam. Şey değiliz. Sırtında. Yayla da olsa, ben yaylalı kız değilim. Oyunlar abi, oyunlar. Gelin buyurun. Ödüyorlar, ödüyorlar. Evet, sen al, dinliyoruz abi. Orası Pelitlik. Daha önce Meşelik dedikleri yer. Pelide, Meşe'ye Pelit diyoruz biz. Orası Pelitlik mıntıkası. Şimdi Keltepe'ye doğru gidiyoruz. Keltepe mevkii. Karşısı Karlık. Karlık köyü. Burası harman yeriydi. Bizim burayı Karlıkları ekerdi. Karlıklar burada da harman yaparlardı. Karşısı Orta Kildik. Orta Kildik'in altı lise deresi. Orta Kildik. Tamam. Keltepe'ye doğru gidiyoruz. Ben kapatayım. Evet, şurası Papaz Deresi. Neresi? Şura. Şurası Papaz Deresi. Evet. Orada oyunların otladığı yer. O mıntıka Papaz Deresi. Yukarıda Papaz Fuarı var. Şu dere de iyiymiş aslında. Buraya hiç gittim. Nere? Şu Papaz Deresi işte. Evet. Üstüne mi gidiyor oradalar? Üstüne mi gidiyor oturduğu yer diyorsun değil mi? Evet. Onun bu tarafı ağaçların olduğu yer Papaz Deresi. Şu yukarıdan karşıyı komple Papaz bir daha alırız. Hazır abi. Şu yaylayı. Burada papaz pınarı var. Burada papaz pınarı var. Başladı mı kayıtta? Kayıt be. O koyunların olduğu yer Papaz Deresi. Orası. Biz kömür sürüyoruz burada. Şu yukarıda kırmızı arabaların olduğu yer de Ambar Depesi'ydi orası. Şu taraf, bu tarafı, şu karşı. Evet. Papaz Deresi'nin bu tarafı Ambar Depesi. Orada Rumlar zamanında yaşamışlar. Muhakkak orada bir evler kalmıştı. Kaşık falan parçaları çıkardı. Tabak parçaları çıkardı böyle. Çivi çıkardı. Yerleşim yeri. Evet, yerleşim yeri o zamanki şeyde. Bu ağaçlar genelde o zaman da aşlamışlar genelde. Yukarıda gelir bir Karapınar'dan gelen yayla yolu. Bir de şurada Aynacılar, şu karşı olan yerde yolun yapıldığı yer Aynacılar mevkii. İlerisi bu tarafı Orta Kildik. Şu çadırın üstünde o ilerideki mavi çadırların olduğu yerde kova vardı. Evet. Buz gibi Davutların kova diyorlar. Orada mı? Orada Davutların kova diyorlardı orada. Ondan sonra ileride Cıldıroluk var. Tam ortada şu ağaçların ilerisi.
sarı çadırın üstüne doğruki yer. Orası da cıldıroluk. Küçük bir yerdi. Kerimaların kadirgili orada dururlar. Evet. Biz de şu fasulye olduğu yeşillik sebze yapılan yer. Aha. Niyazi dayımın evinin evet. olduğu yerin az ilerisinde bizim yayla evimiz vardı orada. Orada duruyorduk. Biz işte şeyde Mustafa dedemgil. Evet. Şu dayımgil, İsmail dedemgil falan oradalardı. Neşmegil oradaydı. Yine aynı duruyor Niyazi dayı. Kendi yerlerine duruyorlar. Böyle şurada da ekin ekerledik allıklar burayı. Şu orta kirliği burayı. Şurada da harman yapardık allıklar. Gelirlerdi sürerlerdi. Yarısını bize verdiler. Düzdeki. Evet yarısını bize verdiler. Bizim köye yarısını da kendileri götürdülerdi. Ortak ekerlerdi. Harmancık ismi? Harmancık ismi harmandan burada harman. Mı? Küçük küçük harmanlar var. Onlara harmancık oradan geliyor. Evet. Düz yerler orada harman. Bak tek adam oturuyor orada ileri. Şurada evet. çeşme var. Onun ilerisi orada harmancık. Oralar hep harman yeriydi. Düven sürerlerdi burada. Hmm. Evet bu mıntıkada. Evet burası Keltepe. Adı da anlaşılacağı gibi ağaç olmadığı için bu bölgede Keltepe mıntıkası denilmiş. Evet burası Keltepe. Hani şu türkü vardır ya Keltepe'nin taşları. Bardaktan çay kaşığı var mı? O Keltepe burası. O Keltepe burası. İşleri. Keltepe'nin taşlarını koyun mu sandın dedikleri Keltepe bura. Yani ağacı olmayan yeri Keltepe değil. İşte meşe dediğin ağaç şu Ahmet. Meşe onlar, bürgenler var. Burada kilise deresi var. Şu karşı değil mi? Buna değil, öbür tarafta. Orta kilidi, orta evet. kilidi. Şu boyun. Ne diyorsun? Aşağı inmedi. Şimdi burada göller mıntıkası vardı. Buraya bakıyoruz. Tamam. Ha buradır. Burası Robu Deresi. Kallık Deresi. Şura Kallık Deresi. Tamam, şura Kızılcalan. Şu karşı Kızılcalan. Evet. Şu karşı. Şu Taş Tepesi. Karşı. Veyslerin olduğu yer. Evet. Taş Tepesi. Meşhur Taş Tepesi orası. Burası Taş Tepesi. O mıntıka işte. Kızılcalan, orası Kızılcalan, ilerisi Taştepe, şura Kallık Deresi, şura Kızılcalan Deresi, şura Kızılcalan, şu karşı gördüğünüz o vadi evet. Kızılcalan şeyleri. Bürgenlik burası, hep kayın ağacı şeyde. Şura göller dediğimiz yer, şurada su vardı orada, yine halen yeşillik hayvanların olduğu yerde. Orada su çıkardı, hayvanlar kömüş giderken burada sulardık, bir daha şey yapmadık. Evet, karşısı rahatlandırıp gidiyor. Devamla gidiyoruz. Bunlar da harmancığın güzelleri ve yakışıklıları. Evet. Ben de göndere doğru gidiyoruz. Evet. Benim de yayla maceram. Çocukluğumda geçmiş zor hatırlıyorum ama Tekelüze köyü ile Arpa Deresi köyünün bu yayla için kavgalarında bizi yaylayı beklemeye gönderirlerdi köyün gençlerini. En son 30 yıl önce gelmişimdir bu yaylaya. Şimdi Kallık yoluna gidiyoruz. Burada da Kallık yoluna ineceğiz. Hayalimiz, büyük buluşmamız gerçekleşti. Evet, Kallık, oradaki köyler işte Kallık'ın hepsi. İleride cami var, bak şurada. İleride de. Karşıdaki yer. Neresi? Yapma, ortakçı olma. Belki de sizinki değildir burası. Nasıl çıkacaksın? Sen tahmin edeyim. Evet, yayla seferisi devam ediyor. Burada kim vardı? Necdet abiler vardı. Bugünkü piknikte Necdet abilerin piknik yeri burası. Abi sen bence buradan aşağı dur. Yine de yavaş. Sıcak. Şurada kilise deresi. Demek ki kilise varmış orada o zamanlar. Buralarda altın da var galiba. Yok. Fakir bir Rum bölgesiymiş bura. Ne? Aman abi.
Neredeki mi? Salih Emre Gül, Salih Emre hemen yan tarafındakiler. Zübeyir Gül'le beraber mi? He, Zübeyir Gül'le, evet, evet, evet. Zübeyir'in eniştesi o. Ahmet Yüksel kimmiş lan? Sidedi abi, Keldurmuş'un Salih var. He, Salih'in oğlu, evet. Efendim? Efendim? Şenliğin şerifi benim. Baba? Benim. Efendim? Hüseyin, duymuyorum. Sen ağlıyor. Söyle, doldursanıza. Hani, Allah razı olsun. O zaman şuradan çıkalım gidelim hadi. Hani çıkabilsin? Hadi bir olsun yiyelim de. Gidiyor musunuz? Şu çeşmenin başına gidelim, bir su içelim en son. Yenge hepimiz susadık da bir suyun başında dururuz daha yani. Vallahi hemen içeceğim bir bardak. Ne diyorsun? Hemen içeceğim bir bardak. Al bir yol verin bakalım. Yenge suyun birini ver bakalım bir daha doldurun. Nereye getiriyorsun? İçeri ya ağzına değsin yerleşsin. Hop hop hop. Buradan gel, buradan gel. Yenge senin sesinden biliyormuşsun ha, çocuğun dilini. Allah aşkına. Tecrübeli anne. Şu çeşmenin başına bir duralım. Cıldıroluk lan işte. Bu mu cıldıroluk? Vay vay vay. Şöyle bir yere dur da abi, bir su içelim. Ne diyorsun? Fırat Kavak kayıtlarımıza girdi. Bu da özel kayıt. Alper Kavak. Evet, Alper Kavak. Şenli Şerifi. Artu. Abla gelecek, gelecek. Haberine bakar mısın? Haberine elimizde. Valla elin oğlu Şerif Merif dinlemiyor. Arabanın arkasında kut geçirip... Bu kale kazanılmış. Türk bayrağı dalgalanıyor. Evet, çekiyorum. Aynen, şöyle bayrağı... Bence de yani valla. Ne bayrağımız var. Değil mi? Evet Seskin kardeşim. Valla ne bayrak almışız, ne şey almışız, pankart almışız. Pankartadan bir pankart getirirdim. Bir sürü pankartımız vardı ama... Hocam akşamdan işte dedim de. En son arabadan hediye ettim. Efendim? Evet, aynen o. Aldığımız yere aynen koy. Söyle. Ekmekleri şeye bak. Bırak, bırak, bırak işte. Al burayı hemen eve bırak. Sık hocam. Az bir dakika çekebilirsin. Sonra bana dön. İmam tabanca dersen cemaat evimi sat. Seçkin abi dedi ya 5 tane attım yesin. Değil mi? İmam tabanca sıkarsa cemaat el bomba satar. Evet, imam tabanca atarsa cemaat el bomba satarmış. Atsın vallahi. Allah razı olsun. Serbest kürsü. Ama bu yaylada da atılır yani. Aslında onu da aşağıda derelerden atacak ki sağ bak bir ses var. Kıskananlar çatlasın. Evet, kıskananlar çatlayacakmış. O da güzel. Akşam yola inip tanesi ideali. 10 tanesi. Akşam kebayın sonra ben Allah'ın şükür. Ahmet abi ben devam et. Allah razı olsun. Şekilenler olmuyor değil mi? Şekilenler kendisi. Şenlik olsun. Bunlar nasıl olacak? Şekiler gerçek. Bunları tek DVD halinde size ulaştıracağız. Şimdi nasıl kondan alamayacak? Yok adreslere ulaştıracağız. Yok oğlum bir siteden bizlere ulaştık bir şekilde. İzlesene kondan alamayacağız. Messenger adresini verirsiniz. Oradan gelir. Şimdi bunu izlerseler ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arpa Dereli olup da İstanbul'dan, Ankara'dan gelenlerden Allah razı olsun. Ben Arpa Dereliyim deyip de Taşova'dan buraya tenezzül etmeyenler de bunları görsün, ibret alsın. Seneye inşallah
daha büyük bir şekilde birlik, doğru, beraberlik içerisinde çok güzel bir eğlence düzenleriz. Hepinizden Allah razı olsun. Sen sıkamazsın. Hadi ver. Sen şuradan buraya gelmeyin. Gelmeyin. Ben ayağına git. Ayaklarına gittim. Şimdi çıkış saatler. İstanbul mu? Tamam oğlum. Herhalde otobüsü 8 gibi. Aleykümselam. Kalanlarımız burada. Kamerayı kapatın. Arpa dereli var orada, ben onu çekiyorum. Oğlum o kadar. Herhalde yani. O kaleli değil mi? Yok, kaleli değil. Fazla çekme. Adam bana uçup görmüyor mu? Hadi bir daha. Baba. Hayır, tamam. Kardeşim. Evet Savaş abi, bunu çek, bu Nevzat Kavani oğlum. Nevzat abi, bu oğlum. Gel. Ramazan, hadi gidiyorum. Bayrakla beraber alıyorum da. Çekimleri nasıl yaparız? Onu çoğaltırız. Adresi şey yaparız. Ev adresini gönderir. İnternet üzeri, ben pek internetim olmuyor da. Sinyalleri çoğaltırız. Onu adreslere gönderir. O şekilde gider. Başka bir şey de olmasın. Tamam, yok. Ben sınıf geçince de bilgisayarı şey yapacağım. Sonra... Olmaz mı? Pek girmiyorum. Damatla falan giriyorlar ama şurada. Oradan gönderir. Belki Ahmet gönderebilir onu. Geçmenin başında resim şeyine gelsin. Bu bamya güzel oldu. Birincisi. Oyunda bamya attı. Kim? Hangi çocuk? Evet. Görüntüyü kapattın abi, sırtını çekiyorlar. İyi hadi su iç. Evet, meşhur Cıldıroluk burası. Cıldıroluk mu amca? Evet. Burası mıymış o çeşme? Meşhur Cıldıroluk burasıymış. Mehmet amcanın söylediğine göre. Abi önce şu sıralarda bu kayıtta bayağı buranın tanıtımını yaptı. Topaz Deresi, ne bileyim işte kel, orta killik. Evet. Bunda bura. Evet. Az önce gittik ya, şurası Keltepe. Keltepe'nin taşlarını, türküsünün kaynağı burası. Evet, meşhur Cıldıroluk.
bir çeşme yapmışlar. Akşam yemeğini yedik, cındıroğuklar. Nereye gitsin lan? Bas, atla, tut elini. Dolaptan yiyoruz, çok soğuk. Çok bu buzdolabına bağlı arka tarafı. Evet, içeride buzdolabı var mı? Hatta derin dondurucu. Öyle soğuk. Hadi, hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Pijaması içtim ben. Ne diyorsun kız sen? Kıştık. Bu bamya, bamya güzel oldu bugün. Bamya güzel mi oldu? Evet, önüne bamya attılar, kameraman abisi. Bu bamya güzel sen. Abi hepimiz şöyle oturalım. Nevzat abi bırak gitsin bırak. Aa bak 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 ana bir bot 4 tekeli yapmış hemen. Kulağı ediyoruz dedim ya. He dedim. Ben dedim araba nereye koyuyorsun lan dedim. Amca. Ondan sonra ben şey gidiyor. Ya hocanın kardeşiyim. Hala. Neyse nasıl yok çekin. Götürdüm. Mehmet abi. Otoparka götürdüm. Sevdim ben bu işi. Alalım biz de sana. Dedim de damadı ya adı ne benim. Sofra kurmuştu damadına. Yemeğe falan gelmiş. Nenem. Şartlarda mı? Yok yukarıda. Ondan sonra yemeğe doyamamış herhalde. Doymadı. Bu lan bol. Seneye gelen daha fazla olacak. Eksikliklerimizi sesleyeceğiz. Şimdi bir de abi. Abi. Adresleri aslında nereden alacağım? Ev adreslerini. Ev adreslerini mi? Fatma. He, adres gelecek değil mi nereden yani? Adres siz nasıl göndereceksiniz? Sizin şeylerinizi Fatma. Askerde de bardak getirin. Şeye de göndeririz de bak. Sitemizde telefon numaramızı bize ulaşabileceğiniz adresleri yayınlarız. Güzel oldu değil mi? Yeah.
Normal şeyler biz yaklaşık size 4,5 GB'lık bir CD göndereceğiz. Aslı bardakları yıkayın. Normal CD olmaz mı? Olmaz. Çünkü aa, çekimler doldur. Çok, çekimler çok, resimler onu çok. Onu demek istemiyorum, doldurup daha hani şeyinden aktarıp da CD'ye. Bu 7 tane CD kardeşim, büyük. 7 tane CD'yi, 1 tane CD'ye alıyor. 7 tane CD'yi, 1 tane CD'ye sürdüreceğiz. Bu kadar resimi parça 7-8 tane CD göndermek istiyorsanız. Bir CD göndereceğiz DVD. Hepsi şimdi resimleriniz olacak. Mehmet dayı var. Bu çalıcı yaylasına döndü bu iş ha. Babasının ağından geliyor. Ya böyle harmancıya gitmek de yer beni kalmış. Babasının ağından gördük böyle. Allah bugün de gösterdi. Bir daha sefere bakalım. Gerçekten. İnşallah bugün de olur, meyve yemeye geliriz. Değil mi? İnşallah. Hayırlısı olur. Allah nasip ederse. Elveda Harmancık, biz gidiyoruz. Şurada Cepheyt Gölü vardı Ahmet, şu yukarıda. Şu yamada değil mi? Şu şey, ağaçların üstünde mi? Şu ağaçların üstünde Cepheyt Gölü vardı, orada göl var. Evet. Buraya çadırı kuracağız. En az 2-3 gün kalacağım de. Nasip olursa niyetim öyle. Ama bayağı çeşme yapmışlar abi ya. Durumumuzu bozmuyoruz. Ceyar kaçıyor Ceyar. Vallahi ne Ceyar şu alanı gönül verenlere merhaba. Cebeci Vadisi'ne hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz bu albümde yıllardır severek dinlediğiniz birbirinden değerli sanatçılarımızı bir araya getirdik. Cihan Plak tarafından hazırlanan bu albümde yolculuğumuz Ankara'mızın Düzide ilçesi Tilcan'dan başlıyoruz. Yine son bulacaktır. Hepinizin bu Ankara muhabbet gecesinde keyifli dakikalar geçireceğinize olan inancımızla hepinizin. Şurada karak mı var? Aynacılar mı? Yok. Tam sefer oldu vallahi. He? Tam sefer ediyorum. He, tam sefer.
Sabah buradan zor geçiyordum. Olmuş bir şey kalmamış. Amcam diyor ki ya. Ben de harika. Gönül Mühendir'e merhaba. Cemal Mühendisi'ne hoş geldiniz. Çalsın, boş ver. Yıllardır severim dinlediniz. Ama kıymet tutacağım hanımına. Herhalde. Kemikleri sızlatın. Ne diyor? Oyunları çek buradan ha. Dur. Ne yapıyor çek? Selamünaleyküm. Aleyküm Zeytin dara, ben dara, zeytin dara.
Garu deresi bayır dağlarım zayır zayır. Garu deresi bayır dağlarım zayır zayır. Yari güzel olanın da gündüzün bile uyur. Güzel yari olanın da gündüzün bile uyur. Gel bana yaralı yar, dağıl yazması pullu yar. Sende bugün sevda var da gözlerinden belli yar. Gel bana hızlanlı hız, dağıl yazması pullu hız. Sende bugün sevda var da gözlerinden belli hız. Karşıda fidan çürdük de dibinde yar gördük. İnsan evladı sandıkta yar sana gönül verdik. İnsan evladı sandıkta yar sana gönül verdik. Gel bana yaralı yar, dağıl yazması pullu yar. Sende bugün sevda var da gözlerinden belli yar. Gel bana hızlanlı hız, dağıl yazması pullu hız. Sende bugün sevda var da gözlerinden belli hız. Kötünün koynunda da sabah olur mu? Sabah olur mu? Ucuma gelmeden anam gelmeden toprağa koymayın da beni gönül.
yüreğe beni